Hoppacık merhaba değerli Rick and Morty sevdalıları. 5. sezon başladı Rick and Morty'de. Evet 5. sezonla beraber şimdi bugün de üçüncü bölüm yayınlandı. Üçüncü bölüm düştü. 3. bölüm düştü ama üçüncü bölüm düşerse İstanbul düşer. İstanbul düşerse tüm bizim ortamlarımız düşer diye. Şimdi üçüncü bölümü anlatmayacağım. Ama 5. sezona iyi bir giriş yaptık. 5. sezon gerçekten beklediğimden daha iyi çıktı. Çünkü bir önceki sezonda artık bunlar meta ilişkileri iyice cıcığını çıkartmışlardı. Aman onun da içinden onun şakası, onun da içinden onun şakası yapıyorlardı. Adeta Cem Yılmaz filmlerinin Cem Yılmaz göndermeleri vardır ya onun gibi bir bölüm almıştı. Evladım yapma. Evladım evet şu anda kedi saldırısı altındayım. Şu anda kedi saldırısı altındayım. Size saldıranı da göstermek istiyorum. Saldıran burada. Bizde yalan yok. Bizde her şey var. Yalan yok. Evet. Beşinci sezona Bak saldırma bana. Beşinci sezonun ilk bölümü Nimbus'lu bölümdü. Nimbus'u biliyorsunuz. Deniz insanı Nimbus. Suyun çocuğu. Müsilaja karşı tepki olarak e, yetiştirilmiş bir e, insan. Aquaman. Aquaman hatta. de diyebiliriz ama bana daha çok e, Marvel evrenindeki Namor'u anımsatmıştı. Nimbus biraz böyle cinsiyel olarak aktif bir kardeş Nimbusun yardımcısı Deniz Deniz kızı de pardon Deniz yıldızı kardeşimiz Nimbusun üçlü dörtlü beşli gruplu çoklu ortam isteklerini Nimbusun karşılaştığı insanlara ileten bir kişi zaten Rick'in hanımı inan onun eşi de e ee, Bet'le kocası da geri zekalı Jerry de ne diyorlar? Ee, cinsiyel yaşamlarına bu ilk bölümde biraz gaz verdiklerini, beraber erotil izlediklerini söylüyorlar. Acaba ne izliyorlar? Ben de çok merak ediyorum. Ee, lütfen siz de yani Ne olsun Rick, Rick and Morty'de e, Bet ve eşi Jerry olsaydınız ne izlerdiniz erotil olarak söylerseniz çok sevinirim. Ondan sonra ne oluyor? Eski düşmanlar dost oluyor o bölümün sonunda. Güzel bir zaman kapısı muhabbet var. Nimbus biliyorsunuz şarap içmek istiyor. Şarap içmek için de Rick böyle ev, evdeki normal şarapları Savamava gibi dandik markaları bir portal koyuyor. Morty'e diyor ki Morty sen şunları götürüver. Morty onları her götürdüğünde orada başka bir evrenle karşılaşılıyor. Şimdi ilk bölümü de izlemediyseniz onunla ilgili de spoiler ne yapıyoruz vermiyoruz. İkinci bölüme gelelim. İkinci bölüm gerçekten benim uzun süredir Rick and Morty evreninde beğendiğim, en beğendiğim bölüm oldu. Çünkü e, benim de yazdığım böyle hikayeler var. E, i̇şte bir hikayemde işte kendi klonumu yapıyordum çalışmamak için. Sonra çalışmamak için kendi klonum da kendi klonunu yapıyordu. Ve ev böyle halay ortamı gibi oluyordu. Kolon Kolona doyuyorduk. Kolon kirişe doyuyorduk. E, Rick, Rick and Morty'de de böyle bir durum var. Fakat orada Rick'in şöyle bir lafı var. E, bilim kurgunun %33'ü zaten klon muhabbetidir diyor. Ben diyor dikoy yaptım. Yani sahte hedef yaptım diyor. E, onu da anlatmak istemiyorum. Lütfen izleyin. Gerçekten harika bir bölüm olmuş. Evet bölümlerin bir de sonlarına artık yeni sezonda kısa açıklamalar konulmuş. Bence bu da çok güzel bir davranış. Çünkü yani diziyi izliyoruz da nasıl izliyoruz? Biraz yoğun bir dizi siz de tahmin etmişsinizdir. Adult Swim'in zaten genel işleri böyle. O yüzden hafif bir açıklamalar koymuşlar. Gerek yazarları gerek yönetmenleri gerek seride çalışan eşi dostu. Oradan e, gösteriyorlar, onların orada anlattığı şeyleri bizlerle paylaşıyorlar. Bence bu da iyi çünkü zaten dizi hakkında çok fazla muhabbet oluyor. Ve o kadar muhabbet varken bari bu, bu işi ne diyelim, e, bu işi yapan kişilerden bir şeyler dinleyelim şekli benim açıkçası çok hoşuma gitti. Birinci sezon, beşinci sezon, birinci bölüm gayet iyiydi, ikinci bölüm çok daha iyi. Bence uzun süredir izlediğim en iyi bölümdü, tekrar söylüyorum. Onun dışında bakalım ne oluyor. Evet bir de şöyle bir durum var. Rick'in sanki e, biraz daha insanlaştığını yani cana yakınlaştığını düşünür gibi oluyoruz. Çünkü bir yerde diyor ki e, kızı bet. Rick baba diyor. Babacım, babacım diyor. E, yani diyor bu hayatları yarattın diyor e, bir tanrı gibi. Sen kendi dışında hayatlar yarattın ve bunları farklı evrenlere attın. Bu senin cinsiyel organını mı hareketlendiriyor? Yani Şaha mı kaldırıyor diyor. Rick de diyor ki, hayır diyor, hayır betim diyor. Ben benim diyor ailemi korumak benim oramı cinsiyel or, oramı şaha kaldırıyor diyor. Ama tam o sırada aslında bir şeyler oluyor. Evet yeni sezon gayet güzel. Bir sonraki Rick and Morty bölümünde yani bir sonraki bölümü de analiz edeceğimi buradan belirtir. Hepinize iyi haftalar dilerim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi boyutlar.